Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Day on Earth oynayacağız. Bugün en sevdiğiniz seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Raid serisine devam edeceğiz. Bugün Player 5948'i raid diyeceğiz arkadaşlar. Bu arada raid serisini bir oynatma listesi yaptım. Bütün raidleri tek bir videoda arka arkaya izleyebilirsiniz arkadaşlar. Raid serisi sevenler için. Bu arada bizim raid'deki farkımız neydi? Tabii ki de kroki arkadaşlar. Yine detaylı bir base'e gideceğiz. İyi bir kroki çizdik. Güzel bir kroki çizdik. Taktiklerimiz var. Ve bu krokide bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine açmadığım kutuların da içinde neler olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Ekleyeceğim görsel. Şimdi fazla da uzatmayalım. Bu arada yorumlarınız da ekrana çıkmaya devam ediyor. Bir sonraki videoda olmak için sizler de yorum atmaya devam edin arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram ve Discord'dan da sizleri bekliyorum. Bu arada gördüğünüz gibi üzerimde pek bir şey yoktu. Kıyafet falan almadan çıktım. Aslında balta da çok almadım. Çünkü gideceğimiz yerde nerede neyin olduğunu bildiğim için çok da bunlara ihtiyacım yok. Kıyafeti de oradan temin edeceğim arkadaşlar. Minimum eşya götürüyorum ve oradan maksimum eşyayla dönmek için arkadaşlar. Şimdi raidimizin ismi Player 5948'de, şurada Kroki'yi hemen vereyim ekrana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane ayrı bölmesi olan bir raid. Bu arada bir bölme açık. Sağda gördüğünüz, sağ üstte gördüğünüz küçük bölme, 3'e 3 kareli olan bölme açık arkadaşlar. Aşağısında bir bölge var. Orada da ATV'yi yapmaya başlamış arkadaşımız. Bir bölümü taştan, bir bölümü de ikinci seviye duvardan. Bu arada kalın çizgiler ikinci seviye odun duvar. İnce çizgiler birinci seviye odun duvar. Mesela üstteki ince çizgi, onun altındakiler kalın. Mavi çizgili olan da taş duvarı sembollüyor arkadaşlar. Şuradan gitmeye de başlayalım da o gide dursun. Bu arada neler var onları göstereyim. Spear'lar var. Spear'ları zombileri öldürürken kullanacağız. Onun dışında birinci kutumuz arkadaşlar. Zaten kutuların etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye numaralarını verdim. Bu ayar işareti olan kısımlarda orada herhangi bir işte çalışma tezgahı olabilir veya motoru olabilir. Motor garajı olabilir. Öyle yerler koyuyorum oraya da. Çünkü o taraftan girerseniz hani sıkışma ihtimaliniz var. Mesela ATV'nin oradan açarsın giremezsin abi. O aklında olsun. Bazı yerlerde girebiliyorsun, bazı yerlerde seni sıkıştırıyor. Giremiyorsun arkadaşlar. Bu arada birinci kutumuzda neler var hemen ekrana geldi arkadaşlar. ATV'nin olduğu bölümü göstereceğim. 1, 2, 3 orası zaten. Burada iki tane işte hasarlı taktikal setimiz var. Glow'umuz var, saw blade ve borumuz var arkadaşlar. İkinci kutuda 105 parça kumaş, 141 parça da derimiz var. Üçüncü kutumuzda 370 adet havucumuz var ve 6 tane kitimiz var arkadaşlar. Dördüncü kutumuzda da 275 tane pine plank ve 6 tane de oak var arkadaşlar. 5. kutumuzda 3 iron baltamız var. 6. kutumuzda 1 glock, 32 iron plate, 22 tane yapıştırıcımız, 12 tane de iron plate'imiz var. Bu arada bunları gösteriyorum. Sizler hani ben açmasam bile sizler açarsınız. 7. kutumuzda 300 tane stone plank var arkadaşlar. 8. kutumuzda da 105 tane stone plank, 60 tane taş ve 4 tane de 1. seviye baltamız var. Bu uygulamayı sevdiniz mi bilmiyorum ama yorumlardan belli edin. Sevdiyseniz bu uygulamaya devam edebiliriz. Çok da benim için sorun değil. Biraz daha fazla uğraşmam gerekiyor sadece. Bu arada burada neler olduğunu öğrendikten sonra bile taktikleri ve hangi kutuyu açacağınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hızlıca bakalım raidimize, başımıza neler gelecek. Zombileri hiç içeriye sokmadan spear'la halledebilir miyim? Onu bir merak ediyorum. Yani şu iç kısımda Kroki'nin hatırlarsanız sol kısmında, içeride ben dursam da onlar dışarıda dursa diye merak ediyorum. Bu arada bazı arkadaşlar demiş ki bana direkt Big Bang geliyor. Ses yapıyorsunuzdur. Silahla falan ateş ederseniz gelir. Benim şu andaki elimdeki silah mesela susturuculu. Kullanmayacağım ama aldım yanıma. Raidlerde bu silahı kullanmanız gerekmekte arkadaşlar. Nereden açacağım? Kıyafetlerim olmadığı için ilk şu kısımdan açacağım. Hemen kırıldı ilk baltam. Evet, açtım şu anda. Birinci kutuyu açacağım arkadaşlar. Çünkü taktikal set falan orada ya. Oradan devam edeceğiz. Hemen şunları bir giyeyim. Şuradan hemen silahları da alacağız. Yakıtımız var. Burada başka alabileceğimiz ne var? Şu branch'ı alabiliriz eğer yer bulamazsak. Geriye kalanları almayacağım arkadaşlar. Onlar durabilir. Şimdi ikinci kutumuzda biliyorsunuz kumaşlarımız vardı, derimiz vardı. Bunu da açmayacağım. Üçüncü kutudan devam edeceğim. Üçüncü kutuda havuçlarımız falan var. Bandaj yerine onları kullanmayı düşünüyorum çünkü. Bu arada ses yaptık. Sıkıştık, çok kötü oldu. Şunları çekeyim mi? Arkadaşlar burada şu spear'ları kullanacağım. Bakın onar onar canları gidiyor.
Şurada da bir spear'ımız var. Bir turda normal zombileri hallediyoruz bile. Hatta şurada da spear'larımız var. Bu arada benim de canımı götürüyor bunlar ha. Bu arada buradan aldığımız havuçları kullanacağım ki aslında hiç bandajı getirmeyebilirdim ama bir korktum yani endişelendim. Biliyorsunuz raidlerde hata payı maalesef yok. Üçüncü kutumuzdan havuçları almaya devam edeceğim. Bayağı da var ya, bilmiyorum nasıl, hangisinden vazgeçeceğim falan hiç düşünmedim gerçekten. Ama motor taktiğini bu raidde kullanacağız. Kullanmamız gerekiyor. Böyle bırakıp gidemem. Şöyle yapalım, hatta şunu da şununla fullleyelim. 15 taneyi de kullanalım. Şuradan da kullanmaya devam edelim. Suyumuzu falan içelim. Ha, bu arayı burayı açmayacağız. Buradan devam etmeyelim. Şimdiki yerimiz neresi olsun? Şimdi nereden açsak acaba? Yukarıdan açarsam daha mantıklı olacak gibi ya. Ben yukarıdan açacağım bakalım. Bu arada tam buradan girebildik arkadaşlar. O yüzden buradan açtım zaten. Zombilerin çok girmesini istemiyorum. Zombileri minimum içeriye sokmaya çalışacağım. Şimdi şu motor işlemini bir halledeceğiz ama öncelikle havuçlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Şu motora bir gidelim. Havuçların bir bölümünü bırakalım. Havuç mu götüreceğiz ya buradan? Onu da bilmiyorum aslında ama onu çok düşünmedim. Bak, her şeyi düşündüm ama bu kısmı düşünmedim arkadaşlar. Şunu bir koyalım. Tabancayı kesin götüreceğiz zaten. Boruyu da koyalım. Şu saw blade'i de götürelim. Onun dışında bandajımız gidecek. Şu zırhı da götürebiliriz. Şuradan hadi havuçlar da dursun şimdilik ama burada bir değişiklik muhtemelen yapacağız. Şimdi hangi kutuyu açacağız? Şimdi 4 numaralı kutumuzu açacağız. Şuradaydı, içinde pine ve oakların olduğu kutuyu açacağız. Şu kutumuz. Bu arada 2-2 vuralım da şu bir azaltma işlemini gerçekleştirelim istiyorum. 4 numaradan sonra şuradaki 6 numaralı kutumu açacağım. Çünkü orada da Glock ve aynı zamanda işte yapıştırıcı Iron Plate falan vardı. Bir de Iron'ları almamız lazım bizim. 5 numaralı kutuyu da o yüzden şuradan kırmaya başlayalım. Bakın burada iron'ları da alacağım. Şimdi balta durumumu halletmiş oldum. Evet, zombiler gelecek şimdi. Şurada duracağım. Çok kötü bir sıkışma oldu. Susturucum silahımı Allah'tan almışım yanıma ama çok da bir harcama yapmadık. Bu arada bunu da rest stop'tan kazandım arkadaşlar. Tam buraya gelirken rest stop çıktı. Videoyu kesip gitmiştim. Hatta o kısımdan bunu da elde etmiş oldum. Şurada temizledik şimdi. Aslında şuradan girememeleri lazımdı ya. Yani şu kısımda tutsaydım spear'larla burada bir sağ bir sol yaparak onları halledecektim ama olsun, çok önemli değil. Şurayı bir açalım. Burada neyimiz vardı? Burada işimize yarar herhangi bir şey yok. Şunları bir tüketelim. Onun dışında şuradan oakları kesinlikle alacağım. Pine plank'ler lazım aslında. Odunla direkt yapabiliyorsunuz ama yine de şöyle bir fulleyim. Şimdilik dursun istiyorum. Şimdi bir tane glow'umuzun olan kutuyu açalım. Şu kutuyu açalım. Burada glow'umuz var. Gördüğünüz gibi glow'u neyle değiştirsem havuçla değiştireceğim artık. Şu yakıtı kullanabiliriz aslında ama yer var mıydı motorda? Biraz daha açmaya devam edelim. Bence neyi açabiliriz? İşte stone'ların olduğu var da şu 8'i açacağım. Zaten hepsini alamayacağım için şu kutuyu açmak bence en mantıklı olacak. Bu arada bir dalga daha gelecek mi? Bir dalga daha gelmeyecek herhalde. Şimdi arkadaşlar motor taktiğini kullanmanın zamanı geldi. Motor taktiğini hızlıca kullanalım. Nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Motorumuza götürmemiz gereken en önemli eşyaları bırakacağız. En önemli eşyalar. Şöyle bir seçim şansı yapalım.
O AK'ı alalım şuraya da. Onun dışında ayakkabı zırh var. Yani onlar da durabilir. Tabancayı koymamız gerekiyor bence. Şunun yerine tabancamız gitsin. Onun dışındakiler. Arkadaşlar şu kısımda hatta şuraya da birkaç eşya bırakalım da bir problem yaşamak istemiyorum. Havuçları falan bırakayım. Şurada öleceğiz. Ama çok spiller'lara da yakın ölmeyin. Çünkü sonrasında dönüşte çantanızı alırken de tekrar bir kaza yaşayabilirsiniz. Bu arada buraya ilk girişim. Şu yeşil dalgadan çıkarsam arkadaşlar hiçbir anlamı kalmıyor. Ölürsem eğer burayı da kaybederim. Sadece motorumun arkasındakilerle gidelim. Bu arada motorumuz 8 olması süper oldu. Öldüm arkadaşlar. Şimdi revive dediğimde bölgemden devam edeceğim. Bakalım bölgeye geldiğimde de motorumun arkasında eşyalar kalacak. Aldığım 8 tane eşya. En önemlisini seçmeniz burada çok önemli. En önemlisini seçip bölgenize bir an önce bırakın. Çünkü bir talihsizlik olabilir, aksaklık olabilir. Orada problem yaşamanızı istemem arkadaşlar. Şu anda bölgemiz açılacak. Şimdi motorumun arkasından eşyaları kampıma yerleştireceğim. Sonrasında rahat rahat gideceğiz. Biraz bu loading ekranı artık can sıkmaya başladı ya. Gerçekten çok uzun. Daha da mı uzadı bilmiyorum. Yani son sezon güncellemesi geldikten sonra daha da uzamış olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi oradan aldığım ovaklar, onun dışında işte tabancalar falan duruyor. Bu arada tabanca gerçekten iyi oldu ya, işime yaradı yani. Şurada birkaç sandığımız var, onları hızlıca bırakalım. Motorumuzun arkasını boşalttık, şimdi hızlıca tekrar raidimize devam edelim arkadaşlar. Kampımız gördüğünüz gibi kaybolmadı ama ikinci sefer burada ölürsek veya herhangi bir durum olursa kampımız kaybolacak. Aldığımız eşyalar da kaybolacak. Geri dönüşü yok bunun. O yüzden burada dikkatli olmanız lazım. İkinci sefer gidişte arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada yakıtı da fulledik ya. Motora gerçekten yakıt aslında boşaltsaydık. Orada bir tane yakıt kaldı herhalde ya, bilmiyorum da. Şu anda gideceğiz. Mümkün olduğunca bir 8 parça daha fazladan eşya almış olacağız. Burada motorunuzun bagajı çok önemli. O yüzden benim gas station videomu mutlaka izleyin. Orada motora seviye atlatıyorduk. Seviye atlatmanın ne kadar önemli olduğunu, işte hangi skill'e vermeniz gerektiğini buradan anlayabiliyorsunuz. 8 tane fazla parça götürmemin tek şeyi gas station'da motorumu geliştirmem arkadaşlar. Motor bu noktada çok önemli. Maksimumda 8 oluyor. Bu arada girince ses arttı bildiğiniz gibi. O da ayrı bir olay etkiliyor yani. Şurada önce cesedimize bir gidelim. Bu arada Spear'e yakın ölmemek gerekiyor. Gerçekten sıkıntı doğurabilir. Şunu alacağım, şunu alacağım. Ayakkabıları falan giyelim. Şimdi tekrar motora gidiyorum. Tekrar boşalttığım bagaja dolduracağım arkadaşlar. Bu sayede gördüğünüz gibi fazladan eşyaları götürmüş olacağım. Şunu da buraya bırakayım. Hatta bu yanımda dursun. Ne olur ne olmaz. 3 eşya. Şurada havuçları bir bırakalım. Havuç götürmek çok mantıksız gelmeye başladı. Yani neden bilmiyorum ama havuç gerçekten. Hatta şöyle yapacağım. Şunu sileceğim. Aa, burada silme işlemini yapamıyorum. Kutuya koyacağım o zaman. Değil mi? Şuradan kutuya koyacağız. Şu ayakkabıyı da giyeyim. Şunu da kutuya bırakalım. Onun dışında baltaları burada bırakabiliriz. Çünkü baltalar kolayca yapabileceğiniz ürünler. Buradan 20 tane mesela pump plank götürmek varken baltayı ne yapayım, değil mi? Kutularımızın hepsini açtık zaten. Şunları bırakalım. Bu iki kutuda başka da alacağımız çok bir şey yok. Şuradan bunu alabiliriz. Şu yakıtı alacağız. Tamam, yapıştırıcıları alalım. Onun dışında şunlar iş görür. Telefonları alalım bak. Telefonları geri dönüşümde biliyorsunuz kullanıyoruz arkadaşlar. Şuradan şu taşları alalım. Onun dışında şunlara ihtiyacım var. Normalde bunlar çok saçma şu anda bunu almam ama benim ihtiyacım var yani. Şu anda çünkü kampı geliştiriyorum. Kampım biraz kötü seviyede kaldı. Video çekmek dışında da oyuna pek oynayamadığım için bunları bu yüzden bu bölgeden alacağım. Pek de bir şey bırakmadık ya, vallahi iyiyiz ha. Ya şeyi merak ediyorum, havuçlar mı aslında baltalarım mı? Onu da bir düşündüm, maliyet açısından düşünüyorum şu anda. Şöyle bir şey yapacağım, tamam mı? Dediğimiz gibi şurada da herhangi bir şey yok. Buradan giriş yapabiliyorsunuz.
Burası çok sıkıntı değil. Aspira. Şuradan hemen bir havuç kullanalım. Hiçbir şeyi boşa vermeyeceğiz. Şurada da kumaşlar vardı. Aslında açalım mı? Hadi açalım sizin için. Açalım burada neler var. Görmenizi istiyorum. Burada da bayağı bir kumaş deri falan var. Buradan aslında derileri alabiliriz. Şuradan motora tekrar gidelim. Yakıtı koyalım arkadaşlar. Derileri alalım biraz da. Deri çünkü lazım oluyor. Hayvan avlamak da kolay değil yani. Çok fazla hayvan yok biliyorsunuz. Şunu şuradan ekleyeceğim. Bu şişe burada durabilir şu anda. Daha bakalım raiderlara neler vereceğiz. Onu da düşünmemiz lazım bir yandan. Şuradan kullandığım kısmı hemen şununla değiştireceğim. 17 taneyi de buradan bırakıp 20 ile hemen bir takas yapacağım arkadaşlar. Hiçbir şeyi boşa vermiyorsunuz. Gördüğünüz gibi deriyi alacağım. Bakalım başka deriyle neyi değiştirebilirim. Düşünüyorum şu anda. Şunu da bırakabilirim ya. Hatta havuçların yerine biraz stok yapmakta fayda var. Şu kumaşları kolay elde ediyorum. Çok problem olmuyor benim için. Yine de alabiliriz aslında. Yeterli ya. Bu şekilde gerçekten yeterli. Artık fazlasıyla eşya aldık zaten. Şurası boş arkadaşlar. Pickup'ın arkası. Ben buraya bazı eşyalar bırakmıştım. Hatta şuradan gitmeden karnımızda full tok gidelim. Şimdi yolumuza koyulabiliriz. Güzel bir raid oldu arkadaşlar. Bu arada şeyi de size göstereyim. Raiderlara da neler vereceğimizi, neler kabul edeceğini de gösterelim. Videoyu o şekilde tamamlayalım. O bölümde önemli çünkü. Arkadaşlar kampımıza geldik. Bana raidlerde var ya kamyonla gitsem yine yetmeyecek. O derece var ya alırken nasıl tereddüt yaşıyorum, geriliyorum. Ya şunu mu alsam, bunu mu alsam. Gerçekten var ya kamyon olsa her şeyi alıp geleceğim. Şu raiderları da minimum eşyayla halletmeye çalışalım bakalım. Bunu kabul etmediler. Bunu da kabul etmediler. Pine plank verirsem. Biraz zorlayacaklar gibi geldi. Size de öyle geldi mi? Vallahi bayağı zorlayabilirler ha. Havuçlardan versek olmuyor mu? Kötü değil demeye başladı. Demek ki bak şu anda kabul etti. Şuradan bir çekmeye başlayalım. Evet yapıştırıcıyla kandırabiliriz. 10 taneye tav mısınız? 10 taneye tav değil. Bunun yanına ekstra bir şeyler koymak istiyorum. Şunları belki işlenmiş olduğu için aynen bunu da kabul ediyorlar. Peki yapıştırıcıyı 5'e düşürüp böyle bir şey yapsam? Evet. Minimuma ineceğiz şimdi bu şekilde arkadaşlar. Bunu sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Önce bir tane deneyeceğim. Evet bir tane de kabul etti. 4 tane şuradan iron plate ve 5 tane de yapıştırıcı vererek raiderları da halletmiş olduk arkadaşlar. Delpal dedi kabul etti arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim. Hemen ne yapıyorduk biliyorsunuz benim hızlı raid yapmamın sebebi radyoyu hemen kontrol ediyoruz. Şurada hemen raiderları tekrar görüyorum arkadaşlar frekanslarını. Bu frekansın bu arada Türkçe çevirisini Instagram sayfamda atmıştım. Hemen kabul ettim. Raiderlar gelecek şu anda bizim bölgemize. Bir grup raider'ı göndereceğini söyledi. Onların verdiği görevleri de bakalım ve videoyu burada sonlandıralım. Hızlıca o görevleri yapıp size bir raid videosu daha çekmek istiyorum. Geldiler arkadaşlar. Birkaç saniye alıyor. Görevlerimize hızlıca bakalım. C4 görevimiz var yine. Bir Blackport'la alakalı, kartlarla alakalı görevimiz var. 20 tane kit görevi var. Bu arada bandaj yapmam lazım ya. O biraz sıkıntı oldu. Onun dışında airdroplarla alakalı bir görevimiz var. Ve Kowalski görevimiz var. Kolay yani biraz zaman alacak görevler sadece. Airdrop görevi çünkü 2 kere 3 kere çıkıyor günde. O biraz zaman alabilir. Yani 2-3 güne bir raid görevi daha, bir raid baskını daha gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Raid hakkında her şey videosunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Onu izleyin mutlaka. Sorularınızı cevapları orada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.